Fibromiyalji tedavisinde hangi ilaçları kullanılmalıdır? Elbette ki bizim açımızdan, biz bir fitoterapi uzmanı olaraktan bunları ilaç şeklinde tavsiye etmeyeceğiz veyahut da vermeyeceğiz veyahut da herhangi bir ilaca karşı bir burada tepki veyahut da uyarıda bulunmayacağız. Bizim burada vermek istediğimiz bir tavsiye, bu tedavi esnasında fibromiyaljinin desteklenmesi noktasında hangi bitkilere veyahut hangi besinlere başvursak daha iyi olacaktır. Özellikle bu kişilerin her gün veyahut da düzenli olarak belki günde birkaç kere bile ağrılı bölgelerinden biber yağıyla, belki o biber yağı birazcık da kantaron yağı ile karıştırılarak da masaj yapılması bu bölgelerin rahatlamasına destek sağlayacaktır. Tabii ki başka videolarımızda da söylediğimiz gibi o ağrılı bölgelerin masajı bir tedavi değildir. Altyapıdaki sorunu çözmek zorundasınız. Bunu o videolara havale ederek de burada ondan bahsetmeyeceğiz. 2. Özellikle bağırsak kalitesinin ve vücuttaki toksin atılımı hızlandırmak için bentonit gibi killerin kullanılması veyahut da işte bu noktada vücudun detoksikasına yardımcı olacak da zeolit gibi bir kısım ürünlerin destek olarak alınması vücuttaki atılımı hızlandıracaktır. Ve buna ek olaraktan bağırsak yüzeyinin her gün sabah düzenli bir şekilde, belki bu aylarda işte sonbahar aylarımızda kırmızı pancar gibi unsurlarla 15 gün süreyle sabah aç karnına bir su bardağı kadar tüketilmesi fayda sağlayacaktır. Bağırsağın detoksikasyonuna destek sağlayacaktır. Tabi bu kırmızı pancar tüketirken vücut çıktılarını, vücuttan atılımların kırmızı bir renge boyanaraktan vücudun kanama geçirdiğini düşünmemeniz lazım. Çünkü o esnada kırmızı bir renk salaraktan vücuttaki öyle bir atılımı sebep olacaktır. O nedenle de özetlersek gün içerisinde birkaç kez, belki bir kere, iki kere o ağrılı bölgenin biber yağı ve kantaron yağı ile masaj yapılması ve bununla beraber vücuttan atılımı hızlandırmak için zeolit gibi, bentonit gibi atılımı hızlandırıcı bir kısım desteklerin alınması, bağırsak yüzeyine destek sağlamak için özellikle çörek otu yağının ve bununla beraber ısırgan tohumunun yağının tüketimi, yatmadan önce bunlardan 1-2 yemek kaşığı alınması ve papatya gibi çaylarımız yatmaya yakın tüketimi bu vücuttaki genel bir gevşemeyi, rahatlamayı ve bununla beraber bağırsak kalitesini artırmaya yardımcı olacak davranışları ve besin noktasında da belli bir süre, özellikle de 40 gün süreyle belki birazcık ağır proteinlerden uzak durulması, yani büyükbaş hayvanların tüketiminden uzak durulması bağırsak dinlenmesini destekleyecek ve genel olaraktan, o umumi olaraktan otoimmün alevlenmeyi söndürmeye yardımcı olacağı için fibromiyaljide bunun içerisine dahil olduğu için onun da tedavisine destek sağlayacaktır.